Selam arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ford hisse analiziyle karşınızdayız. Ford hissesinde uzun zamandır yukarı yönlü bir hareketin devamında artık bir yorgunluk alametiyle birlikte geri çekilme oluştuğunu net bir şekilde görüyoruz. Teknik açıdan hisse fiyatlamasının bu ay aylık pivot değeri olan 899 seviyesinin altında bir kapanış yapıyor olması hisse fiyatlamasındaki geri çekilme alanının artık bir nevi kaçınılmaz hale gelme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bu noktada hisse fiyatlamasındaki kritik destek seviyelerini tespit etme amaçlı çektiğimiz bu videoda ilk etapta karşımıza çıkan bu negatif oluşum olan 899,27 seviyesinin altındaki kapanış hisse fiyatlamasındaki baskıyı arttırma ihtimali büyük olduğunu tekrardan hatırlatalım. Özellikle hisse fiyatlamasında arkadaşlar momentumun güçlü şekilde aşağı doğru dönmesiyle birlikte hissenin de fiyatının hızlıca geri çekilip aylık pivot değerine kadar inmesi, bunun üzerine 3 gün direnmesine rağmen 4. gün kapanışını cuma gelen satış baskısıyla da birlikte bir alt bölgede olan 892 seviyesinden kapatmış olduğunu görüyoruz. Bu noktada ortalamaların destek seviyesinde bulunan 903 liralardaki 909 liralardaki bölümü de hızlıca geçen hisse fiyatlaması alt bölümdeki aylık destek seviyesi olan 812 civarındaki pivotla birlikte 823 lira bölgesinde bulunan yine HEMA 55 seviyesi kritik destek olarak çalışma ihtimali güçleniyor. Zira geçmişte baktığımızda hisse fiyatlamasında arkadaşlar trend sorgulamalarında sürekli EMA 55'e gelip bir onay alıp yukarı doğru döndüğünü görüyoruz hisse fiyatlamasında. Bu bölgede ise hisse fiyatının 550 liradan sonra yapmış olduğu 986 liraya yani 400 küsür lira 430 lira civarındaki hareketi yaparken hiç EMA 55'e inmediğini görüyoruz. Hiçbir onay almadan bu bölgeyi yukarıya kadar taşıyan bir Elliott 5'li adımı bize sunan hisse fiyatlamasında haliyle şimdi bir geri çekilme bölgesini yaşayacak gibi gösteriyor bize. Zira baktığımızda RSI'ın hala 50 üzerinde durması bir şans olarak gözükebilir. Ama momentumun alt bölgeye hızlı bir geçiş yapması yani bu bölgedeki fiyatsal anlamda hacimsel pozitif güç gelmediğini söylememiz çok yanlış olmaz. Pazartesi özellikle bu bölgede tekrardan 899 lira hatta 903 liranın üzerinde kapanışlar görmemiz gerek ki bu bölgeyi hani tutunma aylık pivot değerinin üzerinde tutunma çabasına şahit olabilelim hissede. Bu çok kritik değeri yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Hisse fiyatlamasında yine başka bir görsel anlamda baktığımızda Elliott 5'lisinden bahsetmiştik arkadaşlar. Biliyorsunuz Elliott 5'li hareketlenmesinden sonra düzeltme serilerini eğer takip ederseniz kritik olarak genelde bir Wolf formasyonu üretirler ve bu Wolf formasyonları da baktığımızda alt bölgedeki işte 1'den 4'e olan tepkisel alanı çalışır. Şöyle periyodu biraz kısaltarak tam milimetrik çalıştırmak için yanlış da çizmeyelim. Evet, tam doğru yerden çizmişim. Şimdi arkadaşlar bu bölge eğer teknik açıdan şu beyaz trend desteği diyelim artık. Şunu da kırmızı yaparsak daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar hisse fiyatlaması bu bölgede tutunma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Hisse buradan tepki ürettirip tekrar üst bölgeye atıp atamayacağını takip etmek durumundayız teknik açıdan. Bakalım bu bölgeyi yukarı doğru ittirebilecek mi? Yani ikili direnç veya ikili tepe bölgesine doğru tekrar bir hareketlenme izleyecek miyiz? Yoksa bahsettiğimiz alanı kırar ise direkt arkadaşlar alt bölgede oluşturulmuş olduğu 4 no'lu destek seviyesine geri çekileceğini söyleyebilirim. Hisse fiyatlamasının genelde potansiyeli olarak bu şekilde çalışıyor. Alt bölgede şöyle sarı yatay çizgiyi eğer kırmızıyı kırarsa 794 seviyeye doğru bir geri çekilme alanı oluşturabilir. Şunu da şöyle uzatırsak arkadaşlar bakın şunun tepe bölgesi milimetrik çalışmış zaten burada. Bu bölgenin onayını aldıktan sonra yukarı gitmiş. Şimdi bu bölgede zaten bakın bu hareketi gördüğünüzde ne oluşturuyor? Direkt bir Oba formasyonu, sol omuz, bir baş, burada bir tepki, bir sağ omuz olma ihtimali güçlü hale geliyor arkadaşlar. Buradaki hareketi
Teknik olarak şöyle kaldırırsak 1 2 3 4 5 formasyonunu kaldırdık. Ne görüyoruz şimdi arkadaşlar? Bir solomuz, bir baş oluşma ihtimali var teknik açıdan hisse fiyatlamasında. Onu da görsele eğer dökecek olursak şöyle bir çalışma yapma ihtimali doğacaktır hissede. Hemen bakalım. Önümüzdeki süreçte böyle bir çalışma gerçekten yapacak mı, yapmayacak mı? Ben de açıkçası merak ediyorum. Böyle bir çizim yaparak kayıtlara geçmiş olalım. Bize de ilginç bir tecrübe olacaktır. Teknik olarak eğer bahsettiğimiz kırmızı destek seviyesi 875'li civarlarda arkadaşlar, şöyle baktığımızda bu noktada ortalamalarımız neredeydi arkadaşlar? Yine günlük periyotta şöyle açtığımızda alt bölgede bu bölge kırılırsa ilk etapta 823'lü seviyelere kadar bir geri çekilme alanı, daha sonrasında 792'ye inme ihtimalinden zaten bahsetmiştik. Pivot değerleri olarak da zaten ilk S1 seviyesi 812'lerde olduğunu görüyoruz Ford hissesinde. Bu bölgeyi bakalım nasıl koruyacaklar? Gerçekten merakla yarın izliyor olacağım Ford hissesini. Eğer bu bölgedeki kırmızı alanı çalıştırıp tekrar aylık pivot değerini üzerine atarlarsa bu kırmızı desteği takip etmek gerekecek ve ikili tepe direnci olan 989-990 seviyelerinin yukarı doğru kırılıp kırılmayacağı çok 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 önemli hale gelecek hisse fiyatı açısından ve hissenin trendini devam edebiliyor olması açısından arkadaşlar. Teknik bakalım nasıl işleyecek. Eğer ki bizim bahsettiğimiz şekilde böyle bir obo olma ihtimali oluşursa, yani kırılım alt bölgeye devam eder, bahsettiğimiz tepki alanları oluşur ve bir obo formasyonuyla kendisini gösterirse bize, bu noktada tabii ki ne yapacağız? Obo formasyonunun hedeflerini bu sefer belirliyor olacağız ki bu da güçlü bir düşüş hareketi olma ihtimalini arttırır. İnşallah tabii olmaz. Olmasından yöne bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani biz böyle çiziyoruz olsun diye değil, olma ihtimali olan şeyleri çiziyoruz. Güçlü trendleri, güçlü düzeltmeler takip eder. Bu noktalardaki hareket alanlarına dikkat ederek sadece kritik alandaki sınır çizgilerini biz bulmaya, belirlemeye çalışıyoruz. İsteyen uyar, isteyen uymaz tabii ki. Bu bir analiz ve yorum değerlendirmesidir. Şu an için baktığımızda hisse fiyatlamasının 876 lira üzerinde tutunup tutunmayacağı çok önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Bunun üzerinde tutunup eğer devam ederse şurada bir daralan üçgen oluşturacak zaten arkadaşlar. Nasıl hareket edeceğini takip etmemiz gerekecek. Kırılım gelmediği sürece risk artar. Bu noktada hisse fiyatlamasının dediğim gibi alt bölgeye geçmesi halinde maalesef negatif bölge olarak adlandıracağımız 792 liranın altında hisse fiyatlaması ilk etapta 727 lira, daha sonrasında da 635'li seviyelere kadar geri çekilme ihtimali oluşturabilir. Zira baktığımızda hisse fiyatının önceki dönemde çok güçlü trendlerini düzeltmeler şeklinde çok derin düzeltmeler yapmadığını da görüyoruz açıkçası, ama yani %15 %20'lik düzeltmelerle buralara kadar gelen hisse fiyatlamasında daha derine bir düzeltme mümkün olur mu olmaz mı, açıkçası hep birlikte şahit olacağız. Bu görseli bu şekilde sizinle paylaşmak istedim. Umarım faydalı bilgilerle yararlı bilgiler verebilmişizdir. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.